Sanırım ev sahibi elektriği kestirdi. Kim o? Kim var orada? Kim o? Kimsiniz? Bakar mısınız? Bekleyin. Hey bekleyin. Evladım aman. Bir kere bir şey çaldım. Annem beni evden kovdu. Benimle konuşmayı kesti. O geceyi asla unutamadım ve bir daha asla bir şey çalmadım. Eğer anne ceza verirse çocuk bunu asla unutmaz. Şunu düşün. Eğer biri suç işlerse ona cezayı veren annesi olmalıdır. Eğer o cezayı başkası verirse çocuk daima aynı kalacaktır. Sen de bana katılıyorsundur. Sakın yanlış anlama oğlum. Senin yaptığın yanlış demiyorum. Adalet arama hakkını elinden almıyorum. Senin yaptığın şey tamamen doğru. Bu son iki günü Yuvraç asla ama asla unutamayacak. Onun ders çıkaracağı kişi arkadaşı olmalı. Bu yaştaki bir çocuk emniyet merkezinde veya mahkemede dersini öğrenmemeli. Onun evine dönmesi gerekiyor ki kendi ailesi ona sevgi göstersin ve ona değişme imkanı tanısın. Ben seni tanımıyorum ama bence senin kalbinde herhangi bir düşmanlık hissi yok. Sen sadece Yuvraç'a dersini vermek istedin. Senden tek ricam Yuvracıma kendini düzeltme fırsatı tanıman. Affedersiniz. Siz kimsiniz? Ben Yuvracın annesiyim. Benim Yuvim'i sadece sen kurtarabilirsin. Evet ama siz saklanıyorsunuz. Bunu bir annenin çaresizliği olarak düşün. Eğer bir babanın başı oğlunun yaptıklarıyla eğiliyorsa o zaman bir anne nasıl başı dik yürüyebilir? Ellerimi birleştiriyorum ve sana yalvarıyorum evladım. İmkanı varsa Yuvi'ye bir şans daha ver. Bu sabah Yuvraç'ın babaannesi geldi. Hem de parayla geldi. Vicdanımı satın almak istedi. Sizse buraya duygularınızla geldiniz. Ama konuşmalarınızda öyle bir şey var ki benim başımı öne eğdiriyor. Oğluma ettiğim bütün duaları bugün senin için de ediyorum. Hayatın boyunca sakın böyle şeyler yapma ki
Bu yüzden ailenin başı utançtan eğilmesin. Şimdi ben gidiyorum. Sizin iyiliğiniz önünde eğiliyorum. Oğlunuzu önümde eğdirecek miyim yoksa kararımı değiştirecek miyim? Belki de yapmayacağım. Nanhe nanhe se haatho mein gudiya purani kismat apni to jaise